Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda yağ değişimini yapmıştık. Şimdi getribe, şanzıman yağını değiştireceğiz. Onun da değişimi çok basit. Zor bir şey değil. Öncelikle servis kitabına bakalım ne kadar koyacakmışız. Hemen. Evet arkadaşlar, burada getribe ölmenge diyor. Yani şanzıman yağı 120 cm, 120 cm, 110 cm fürveksel diyor. Toplam diyor kapasitesi 120 cm arkadaşlar. Ama sadece değişim için 110 cm koymalıyız. Bunu da bir şırınga yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Beslenme şırıngası olarak geçiyor. Eczanelerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz bu şırınga yardımıyla yağı içine dolduracağız. Boşaltmak için ise şu alttaki vida tapa boşaltma tapası, üstteki tapa dolum tapası arkadaşlar. Üstteki tapayı açacağız hava alsın diye. Şu tapa değil arkadaşlar. Bu boşaltma tapası. Şu dolum tapası diye tahmin ediyorum. Üstteki vidayı açacağız hava alsın. Alttaki vidadan da boşaltacağız. Daha sonra şırınga yardımıyla geri dolduracağız 110 mm. Bazı motorlarda şu kapağın içerisinde oluyor arkadaşlar. Onu sökmeniz gerekebiliyor. Evet, üst taraftaki vidayı gevşettik arkadaşlar. Şöyle. Dolum tıpasının olduğu vida. Bunu alacağız. Ki aşağıdan daha rahat boşalsın. Üst taraftaki vidayı boşaltır boşaltmaz akmaya başladı. Normalde bu kadar dolulmaması lazım. Demek ki tepeleme doldurdular ya da alttan doldurdular arkadaşlar. Aslında yağın durumu da fena gözükmüyor. Neyse, söktük artık, değişeceğiz. Şimdi alttaki tapayı sökeceğiz. Şimdi boşaltma tapasını çıkartacağız. Lokma anahtarıyla biraz daha çevirelim. Biraz boşaldı. Ya üstten mi aktı bunu anlamadım ki. Evet arkadaşlar. Bir önceki motorumda üstten yağ dolduruyorduk. Bir altındaki vidadan boşaltıyorduk. Burada zaten 10 gram yağ koyacaksınız diyor. Bunda öyle olmadı. Bunda üstten açtım, direkt boşalmaya başladı. Belki şu aşağıdaki vida mı diye bakıyorum ama bilmiyorum. Artık bakacağız ona. Arkadaşlar, bir de şu vidayı deneyeceğim. Bu vida olabilir. Şuradaki. Üstte olan vida, onu deneyeceğim. O da olmazsa zaten artık bilmiyorum. Bunun şekli demek ki farklı bir motormuş. Sonuçta biz de amatörüz. Bir deneyelim. Evet arkadaşlar, doğru vida buymuş. Alttaki vidaymış. Ama demek ki çok doldurdular arkadaşlar. Üstteki vidayı söktük. Direkt boşalmaya başladı. Bayağı bir fazla yağ koymuşlar. Şimdi alttan boşalıyor. Biz 110 milim koyacağız arkadaşlar. 110 milim koyacağız. Burada gerçi 100 gram yazıyor ama servis değişimi için 110 tavsiye ediyor. Sanmıyorum şanzıman yağında fazla da olsa bir sıkıntı olacağını, ama ben yazan neyse onu koyacağım arkadaşlar. Neyse, bunu da tecrübe edinmiş olduk. Hep beraber yağımız boşalıyor. Oldukça temiz gözüküyor aslında. Yağ değişimine de gerek yokmuş. Bir önceki motorumda o yağ çok değişik bir renkteydi. Kararmıştı. Bu öyle değil. Evet arkadaşlar, şanzıman yağımız bu. Gördüğünüz gibi iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar için getribe yağı, yani şanzıman yağı. Castrol MTX Part Sentetik diyor. Evet, şimdi bunu şırıngamıza doldurup şuradan vermeye çalışacağım. Bu biraz iyi değil. Girmiyor buraya ama belki bir serum hortumuyla da yapabilirim. Eğer olmazsa. Yaklaşık 110 milim diyor. Bu 100 milimlik. Ben şuraya kadar çekeceğim. O zaman da toplam 110 milim olmuş olacak. Ben 100 milim koyduydum. Şimdi 10 milim daha çektim. Onu da koyuyorum. İşlem tamamlanıyor. Bu şekilde.
şekilde kolayca oluyor arkadaşlar. Bu şırınga çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar, getiri beyağımızı, şanzıman yağımızı da değiştirmiş olduk. Fren baltasıyla temizledik kalan pislikleri. İşlem bu kadar basit. Kalan yağımızla arkadaşlar atık yağ yerine vereceğiz. Tabii ki çöpe ya da lavaboya falan dökmeyeceğiz arkadaşlar. Bu işlemlik bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah egzozu sökeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.